Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Revoshi marka bisküvi aromasını tanıtacağım. Bunu tanıtmadan önce şöyle, bu hangisi? Bu şöyle bir kendi aroması var. Bunu içtim. Bunu da yorumlayacağım şimdi. Portakal nane var arkadaşlar. Portakal naneyi de yorumlayacağım. Öncelikle portakal naneden başlayayım. Kıyımından falan başlayayım. Kıyım arkadaşlar, hani Revoshi'nin kıyımlarını biliyorsunuz zaten çoğunuz. 250 gramlıklar gayet ince. Çöp oranı az. Bunda da aynı bir şekilde. Tütünün yanma oranı, yani bir şeyle, ignizle içemezsiniz. Yani bir folyo çekmeniz lazım Revoshi'nin tütünlerinde. Çünkü Revoshi bayağı yanmaya meyilli bir tütün. Tadından bahsedeyim. Tadını portakal nanesini beğenmedim arkadaşlar. Böyle bir acımtırak bir tadı var. Hani hiç hoşuma gitmedi. Portakal nanesi. Nasıl diyeyim, hani bir PLS'nin bir sarı portakalın tadı yok yani. Hani çok böyle bir acımsı bir portakal tadı var. Beğenmedim. Kendi aromasına gelirsek arkadaşlar, şöyle göstereyim kendi. Bu aroma arkadaşlar güzel. Çok fresh bir aroma. İçinde ice bonbon var ve şeker var. Ya kokusu falan da bakın, hemen gelmeye başladı zaten. Güzel, kokusu da güzel, tadı da güzel. Yalnız dediğim gibi bir 15 dakika falan bayağı bir sert geliyor. Ondan sonra, yani sert geliyor dediğim, yani çok fresh geliyor. Ondan sonra yavaş yavaş düzeliyor. Hatta 3 kömürle açıp 2 kömürle de düşürürseniz, böyle fırtınanızı yavaş çekerseniz o zaman da düzeliyor. Ama dediğim gibi çok fresh bir aroması var. Onu söyleyeyim. Şimdi bisküviye gelirsek, bugün bisküvi içeceğim arkadaşlar. Bisküviye geliyorum şöyle. Bisküvinin kokusu güzel. Tadı güzel. Hani kahve aromalı sevenler için mükemmel. Şimdi şöyle kamerayı çevireyim. Önce bir durdurayım. Evet arkadaşlar, bugün Kefo'nun üçgen nargilesiyle tanıtımımı yapacağım. Şimdi alayım marpucu. Yani bugün bisküvi içiyorum. Bakın şu an tat mükemmel. Bunun altına süt atacaktım. Suyun altına süt bulamadım. Yani evde süt yok, almamış. Süt olsaydı daha böyle güzel bir hoş bir içim sağlardı. Ama böyle de güzel. Hani ben bunu bir 6. kere falan içişim bu olması lazım. Bu 6. içişimdir bisküvi. 6'sı da güzel. 6'sı da baymadı. Baymadan sonuna kadar götürdüm. Bakın daha açılmamasına rağmen dumanı da güzel. Zaten Revoshi'nin dumanlar, aromalarındaki dumanları güzel. Sarı bir tütün arkadaşlar. 250 gram şeklinde. 250 gramı 50 TL, 500 gramlı yani yarım kilosu 90 TL.
Arkadaşlar ben Reboşi'nin üzüm nanesini denedim. Hatta halen daha var. Bitince yine sipariş vereceğim. Tek English var işte, onu da içtim. O da güzel. Yalnız biraz onun böyle mentol, yani yaban mersini biraz ağır onun. O da güzel. Onu da beğendim. Yani toplamda şu ana kadar Reboşi'den 5 tane ürün aldım. 4'ünü beğendim. Portakal nanesi, dediğim gibi portakalı biraz acı gibi, hiç böyle sardıramadım. Hiç hoşuma gitmedi. Onu beğenmedim. Şimdi bir dahaki siparişimde yine bir üzüm nane vereceğim. Bir de çikolata naneyi bu sefer alacağım. Çikolata nane yerine portakal nane almak istedim. Hani bunu alayım dedim. Hani ben portakalı seven bir insanım. Genellikle portakal buldum mu böyle güzel, yani dediğim gibi o PLS'nin o sarı tütündeki portakalın çok seviyordum ben. Çok hoştu. Böyle hoş geliyordu. Artık o da olmuyor. Gerçi PLS artık sarı tütüne geçmiş. Haberiniz olsun. Şu an 50 gramlık olarak sarı tütün, ama yarım kilo olduklarını bilmiyorum. Tütünün yanma eğilimine gelirsek arkadaşlar, tütün sonuna kadar götürüyor. Şey, yani kömürler bitene kadar ben içiyorum. Ama ikinci kömürü kaldırmadı mesela. Kömürler bittikten sonra bir kömür daha attım ben. Hani lülem de büyüktü. Şey olsun, hani tütün ziyan olmasın diye, ama ikinci kömüre yani bitti, yani ikinci kömürde tat gelmedi. Yani kömürün yanma oralığı ne kadardır? 50 dakikadır, 1 saattir. Hani 1 saat kadar gidiyor. Bu kendi de öyle. Yok, kendi ikinci kömürü denedim ben. Kendi bayağı bir götürdü. Ama bisküvi ikinci kömürlere yani dayanmıyor. Bitiyor. Onu söyleyeyim. En azından ben de öyle. Siz de bilmiyorum. Denerseniz siz de bakarsınız. Ben de ikinci kömürlerde bitti. Tütünün kokusu da güzel. Tadı da güzel. Zaten ilk dumandan beri tadını hissedebilirsiniz. Zaten kokusu da daha kapağı açınca direkt geliyor. Yani diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi portakal nanesi biraz böyle acımsı. Hani hoşuma gitmedi. Onun haricinde dediğim gibi 4 tane daha denedim ben. İşte bisküvi, kendi, tank English, üzüm nane. Onlar güzel. Sıkıntı yok. Fiyatı 250 gram 50, 500 gramlıklar 90 TL. Uşak'tan sipariş ediyorum ben. Uşak'tan geliyor. Bir kere oradan aldım. Ben de öyle bir alışkanlık var. Bir kere nereden alırsam oradan gider yani.
Yalnız biraz da biraz boğaz kuruluğu yapıyor. Onun için hani bir meşrubat falan, bir su falan bulundurursanız yanınızda sizin için daha güzel olur. Ya bisküvi böyle bir kuruluk yapıyor. Tatlı şey böyle kahveli olduğu için herhalde büyük ihtimal. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.